Ben telefonumu şarjda unuttum. Hemen alayım geleyim. Otelde olduğumu senden başka bilen hiç kimse yoktu. Fırat, ben gerçekten Atıf'a, yani seninle ilgili bilgi verirken öylesine hani... Ama ben suçsuz değilim. Onun evine girdim. Benim hakkımda abuk subuk topladığınız, haberim olmadan düzenlenmiş belgeleri, kötü niyetli çabalarınızı gördüm. Herif deli olsun diye de öyle bir not yazdım. Fırat, eve girmek için insanları darp ettiğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Ben kimseyi darp etmedim. Tarzım değil. Bak, ben gerçekten senin adının böyle şeylere karışmasından dolayı son derece üzgünüm. Buralarda adının geçmemesi gerek. Senin ne hissettiğin umurumda bile değil. Ama şunu bil. Buradan çıkar çıkmaz kendini kötü hissetmen adına her şeyi yapacağım. Merak etme. Fırat, niye bana bu kadar kızgınsın? O benim kendime kızgınlığım. Bir aşkın bu kadar uzun sürebileceğini, bütün zorlukları aşabileceğini kendimi çocuk gibi inandırdığım için. Seni avukatım olarak istemiyorum. Hayatımda da istemiyorum. Uzun süredir benimle uğraşıyorsun. Ama nedenini anlıyorum. O gece ormanda kaçmanın, seni bırakıp gitmemin bedelini ödetiyorsun. Ödeştik. Artık görüşmeyeceğiz. Narin, kötü bir şey mi oldu? Narin, Fırat'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Gene hastalandı mı yoksa? Hasta. Ne oldu, yine mi bayıldı? Kafadan hasta. Ha, onu biliyoruz canım. Uğraşamam şimdi. Ay, bu kız iyi değil. Yürü, kafede bekleyelim. Yürü. Narin. Salih komiserim, izin verirseniz bir Fırat Kazan'a bakacağım. Hastaydı da, durumu nasıl öğrenmem lazım. Neyin oluyor senin bu bankacı? Müvekkilin değil Narin Hanım. Eski bir arkadaşım. Çocukluktan. Yalnız birkaç dakika. Fırat, suyuna zehir katıyorlarmış. Biri seni zehirlemeye çalışıyormuş. Onun için hastalanıyormuşsun o kadar. İyi numaraymış. Sen bunu daha önce niye düşünmedin? Kes artık saçmalamayı. Her hafta enjekte ediyormuş bidonuna zehiri. Çocuğu satın almışlar. Sermet çocuğu yakalamış ama çocuğu öldürdüler. Azmettireni öğrenemedik. Tekrar deneyebilirler. Kim yaptırabilir sana böyle bir şeyi? Bir fikrin var mı? Atıf, çok düşünmeye gerek var mı?
Atıf'ın tarzı değil. Atıf hukuki yollardan halleder bu işi. Fırat, kim sana bu kadar düşman? Gerçekten bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Buradan çıkınca sadece atlarla muhatap olacağım. İnsanlardan çok bıktım. Seni bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Gerçekten. Yarın sabah mahkemen var. Her şeyi okudum. İfaden gayet akıllıca. Seni muhtemelen serbest bırakacaklar. Tutuksuz yargılanacaksın. Ondan sonra gideriz buradan. Uzaklara. Heh? Oturur konuşuruz uzun uzun. Anlatacaklarım var. Seni gerçekten bırakmayacağım Fırat. Sen beni çoktan bıraktın. Sadece biraz kafan karışık. Benden uzak dur. Evine git. Gel bakayım buraya, buraya gel, buraya gel, al. Al, gel bakayım. Dağlı gel buraya. Buraya gel. Gel, hadi gel. Hadi gel, hadi. Aferin sana, aferin sana, aferin. Gel bakayım buraya. Aslan oğlum benim, kim var oğlum orada? Kim var bak bakayım. Narin uzak dur benden. Seni görmek bana iyi gelmiyor. Fırat beni önce bir dinle. Ben seni ihbar etmek için falan söylemedim yerimize. Sana güvenmiyorum artık. Sen 6 aydan beri o adamla burun burunasın. Şimdi bir de bu. Olay buraya kadar vardı. Yapma bunu Fırat. Ben kendime bile ihanet ettim senin yüzünden. İdeallerime, adalete olan inancıma ihanet ettim sana sevgim yüzünden. Sadece kalbimin sesini dinleyerek senin suçsuz olduğuna inandım. Yapma. Beni yalnız bırak. Fırat, eğer şimdi beni gönderirsen bu konu sonsuza kadar kapanır. Biliyorum. İçime yerleşen bu kuşkularla yaşayamam. Seni sandığından daha fazla ciddiye alıyorum. Sen de beni sandığından daha fazla kırıyorsun. Bence böylesi daha iyi. Hoşçakal.
Hayatım sonuna kadar görmek istemiyorum bir daha seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.